Evet, şimdi sevgili seyirciler Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de Ankara. Ankara'da neler oluyor? Bu hafta neler olacak? Bunlar için de arkadaşımız İsmail Dükel'e, haber müdürümüze dönüyoruz Ankara'ya. İsmail, hafta başı itibariyle yine bir sessizlik var Ankara'da gördüğüm kadarıyla. Ama yarın grup toplantılarında bu sessizlik ortadan kalkacak. Ama Başbakan Erdoğan da şu anda Brüksel'de. Evet. Şimdi dediğin gibi hafta başına hafif sessiz başladık. Ancak sabah saatleri itibariyle bir başka... Sesi niye alamıyorum acaba? Duyabiliyor musun beni? Ümit? Duyabiliyor musun beni? Ben sesi alamıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hafta başına sessiz başladık. Doğru. Bizim hatlarda bile öyle oldu bir anda. Evet. Hatlar bile sessizleşti. Hatlar bugün sessizleşti. Evet. Evet, sessiz başladık. Galiba sesim geliyor şu anda. Gayet iyi. Haftaya sessiz başladık. Ancak sabah saatleri itibariyle bir iddia var. O biraz kulisleri hareketlendirdi. Ondan bahsetmek istiyorum ben. Zekeriya Öz'le ilgili, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'le ilgili bu iddia. Şöyle bir iddia var. Savcılık, daha doğrusu Zekeriya Öz'ün dışında iki savcının daha atanacağı söyleniyor. Şu andaki kulislerdeki iddia bu. Savcılardan bir tanesi Zekeriya Öz'den daha kıdemli olacak. Bir diğer savcı da Zekeriya Öz'den kısıtlanan ya da kısılan bazı yetkileri üzerinde toplayacak. Böylece biraz daha daraltacaklar. Yani galiba hatlarımızdaki bu şey bir gidip gelme halinde. Arkadaşlar buna biraz özen gösterirlerse. Evet, ben devam ediyorum bu arada. Ümit duyabiliyor mu bilmiyorum beni ama. Duyuyorum. Evet, dediğim gibi savcılardan bir tanesi daha kıdemli olacak. Diğeri savcı Öz'den kısıtlanan yetkileri üzerinde toplayacak. Dolayısıyla savcı Öz biraz daha sınırlandırılmış yetkilere sahip olacak. Bu tabii ki iddia. Bunda nereden çıkıyor, nereye dayandırılıyor? Biliyorsun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geçen hafta Ankara'daydı. Ki onda konuşmuştuk, sürecin dışında bir parça kalmıştı Sayın Savcı, Başsavcı. Buraya geldiğinde Adalet Bakanı ile görüştü. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleriyle görüştü. Ayrı ayrı uzun süren toplantılar yaptı. İşte bu toplantılardan çıkan sonuç 10. dalganın getirdiği etkiler şu anda böyle bir karara yönlendirdi mevcut yetkilileri. Tabii bu olur olmaz şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yarın bir toplantı yapıyor ve toplantıda da bu konuyu ele alacaklar. Ha, bu arada haber bültenlerimizde de vermiştik daha önce. Birinci sınıf hakim olma konusu vardı Sayın Savcı Öz'ün. Bu konuyu da askıya almıştı. Bütün bunları şöyle bir değerlendirirsek sanıyorum Savcı Öz'ün önümüzdeki süreç içinde yetkilerinin bu kadar geniş olmayacağı, en azından bu yetkileri birkaç kişiyle daha paylaşacağı ve biraz daha böyle filtrelenerek bir takım kararların soruşturmanın yürüyeceği şeklinde değerlendirmek mümkün. Onun dışında önümüzdeki hafta, daha doğrusu şu anda içinde bulunduğumuz hafta itibariyle söylemek şöyle mümkün olacak siyasi gelişmeleri. Yarın gruplar var. Biliyorsun Başbakan bugün Brüksel'de. Yarın gruplar var. CHP ve MHP. Bu konuyu şöyle bir üzerinden geçerler, değerlendirirler. Ama ağırlıklı konu tabii ki Gazze, İsrail, İsrail-Türkiye ilişkileri ve Türkiye'nin en azından Cumhurbaşkanı Gül'ün bu sürece dahil edilmemesi, davet edilmemesiyle başlayan Türkiye'nin süreçten dışlanması olayı tabii ki grup toplantılarında ve önümüzdeki muhalefet, hafta muhalefet, içinde siyasi parti sözcileri dolayacak öyle gözüküyor. Çünkü şöyle yani iç siyasete dönük mesajları olmuştu Başbakan Erdoğan'ın. Bunu daha önceki bağlantılarımızda konuşmuştuk. Yani Çağlayan'da Saadet Partisi'nin mitingine bakıp, Gazze ile ilgili bir miting yapmıştı. O mitinge bakıp İsrail'le olan söylemlerini giderek yükseltmişti Başbakan Erdoğan. Tabii İsrail'in de buna ilişkin rahatsızlıkları olmuştu. Arabulucunun ne orada ne orada olması gerekir noktasından hareketle İsrail bir biçimde Türkiye'yi bu sürecin dışına taşımaya başladı. Bu muhalefetin de dikkatinden kaçmış değil. Yani bugün bile başlayan bir muhalefet hareketi olacaktır bu sürece ilişkin. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Haftanın ilerleyen günlerinde bunları zaten daha detaylı şekilde konuşacağız İsmail. Yarın görüşmek üzere. İyi yayınlar.